Arkadaşlarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Konuşmamız lazım çekiyorum. Neredeyse 2 ay oldu bunu yapmayalı. En son yaptığımda yine kendi evimdeydim. Artık konuşmamız lazım köşemizde bu. Peki benim her videoda şey demem. Bu konseptimize uygun arka plan bu. Buna uygun bu. Ama öyleydi, ne yapayım. Her konseptimize uygun bir arka planımız vardı ki burada da makyaj yapacağım için. Normal ring light'ımı açmadım. Buranın ışığı var diye. Bu ışık güzel herhalde. Bu arada bunu da göstereyim. Göstermiştim ama. Şu makyaj aynalarından bunu ayrı olarak satın almıştım. Siz de isterseniz alabilirsiniz. Trendyol da satılıyor zaten. Hani şöyle herhangi bir masanızın üzerine koyabilirsiniz. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Evet, bugün yine konseptimizi zaten biliyorsunuz. Bana konuşmamı istediğiniz konuları veriyorsunuz. Ben de makyaj yaparken yapıyorum. Makyaj yaparken konuşuyorum. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Bugün ne makyaj yapacağım? Her zaman o kadar farklı makyajlar yapıyorum ki bugün hangi sanatsal ve artistik makyaj yapsam bilemiyorum. Şey yapacağım. Bugün şey yapalım, pembe bir makyaj yapalım. Full pembe olsun. Eski günlerdeki gibi. Eskiler bilir, yeniler için söylüyorum. Benim eskiden ben pembe farımla meşhurdum. Pembe. Hep pembe far sürerdim. Onun gibi bir şey yapalım. Yanakları kızartalım. Tatlı pembe bir makyaj olsun kardeşim. Bir de yeni cilt bakımı yaptım. Cilt bakımından sonra makyaj yapmak cildine hakaretmiş gibi geliyor mu size de? Çünkü bana direkt öyle geliyor yani. Yüzüme nemlendirici sürdüm. O yüzden baz sürmeyeceğim. La Roche-Posay'nin nemlendiricisini kullandım. Bayılıyorum bu arada. Böyle bebek gibi yaptı. Onu arada söyleyeyim dedim. Baz kullanmayacağım deyip baz kullanıyorum. Ama bu Babe Skin. Bu arada hayvanlar üzerinde deney yapan markaları kullanmama tepki göstereceğinizi biliyorum. Ama yeni almamaya çalışıyorum. Bunu elimde olanlar zaten. O yüzden yenisini alırken dikkat edeceğim ama şu an var olanı kullanıyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Çok güzel bir baz yine de Babe Skin. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kim çocuk yapıyor? Yapacak bir şey yok. O zaman ilk sorumuzla başlıyorum. Ayrılık acısı nasıl atlatılır Sezin'im? 2 yıllık ilişkim bitti, acı çekiyorum. Sanırım konuşmamız lazım videolarında daha fazla cevapladığım bir soru yoktur. Ama inatla her seferinde sorulmaya devam ediyor. Ben de mal gibi her seferinde bu soruyu tekrar gündeme getiriyorum. Çok basit bir cevabı var. Zaman. Eminim kardeş, kimseden duymadığın bu inanılmaz fikir sayesinde aydınlanmışsındır ve büyük ihtimalle bir daha hayatın boyunca aşk acısı çekmeyeceksin benim bu lafımdan sonra. Ama hakikaten söylüyorum, ne yaparsan yap, istersen bu konuda çekilmiş 100 milyon video izle, hepsinin genel fikri aynıdır. Arkadaşlarına sor, hepsi sana aynı şeyi söyleyecek. Herkes aynı şeyi söylüyorsa bil ki bir bildikleri vardır, ben dahil. Ne yaparsan yap. Dışarı çık, gez, kafanı dağıt, bilmem ne. Bunlar okey ama eninde sonunda zamanla geçiyor. Yani ne yaparsan yap, aklındayken zaten kolayca unutamazsın ama zamanı bırakırsan emin ol ki unutacaksın. İstemesen bile, ben bu kişiyi unutmak istemiyorum de kendine, yine de unutuyorsun zamanla. Allah işte. Allah öyle bir yaratmış ki insan beynini. Unutuyorsun ya, hiçbir acı istesen dahi kalmıyor. Maxim, sana da bir rakam, bir aralık vereyim 2 yıllık ilişkiye. 7-8 ay. 7-8 aya toparlarsın. 100 yıldır kullandığım L'Oreal Skin Paradise kullanıyorum. Fondöten ama şey gibi böyle. Su bazlı. Ve fondöten gibi değil. Çok aldım bu arada. Çok rahat yayılıyor ve BB krem gibi yani. Yüzünüze tam oturuyor. Hafif böyle ışıltılı falan. I love it. Kendimiz eksik ve kötü hissettiğimiz şeylerden bahsedelim. Dış görünüş ve benzeri. Ay, bu konu aslında sadece profesyonel insanların konuşmasını düşündüğüm bir konu. Yani bu konuda bence herkes tavsiye vermemeli. O herkes içine ben de dahilim. Ve yine bu soruyu aldım abi. Hiçbir soruya okey, mantıklı bir şey cevap bulamayıp hepsine şey demem. Bence bu konuda ben konuşmamalıyım falan. Neyse, ama yine de naçizane. Madem sorulmuş, kendi fikirlerimi söylemek isterim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ki, sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Bence her kız, her kadın diyeyim ya da hepimiz kendimizi beğenmediğimiz ve eksik gördüğümüz bir dönemden mutlaka geçmişizdir. Mutlaka, yani ben de geçtim. Şu an geçenler vardır, geçirmiş olanlar vardır. Ben yaşın birazcık daha büyüdükçe bu olayın bir tık azaldığını düşünüyorum. Yani bunun tam tersi de vardır ama genelde benim hem kendi tecrübelerim hem arkadaşlarımdan bildiğim kadar ya da duyduğum kadar falan. Hep lise zamanı bu çok yaşanıyordu. Ben de en çok lisede yaşadım bu kendimi eksik görme vesaire. Kendinde kusur arama, kendini beğenmeme. Yani bunu öncelikle yaşamayan yok. Bunu acı kıyaslamak için söylemiyorum. Sadece bu konuda yalnız olmadığınızı belirtmek ve bilmenizi istediğim için özellikle yalnız değilsiniz, herkes yaşıyor diye söylüyorum. Herkes ama herkes, inanılmaz güzel bulduğunuz, inanılmaz başarılı bulduğunuz insanlar bile bu dönemden mutlaka geçiyor. Bunun sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Yani niye insanlık böyle bir süreçten geçiyor hayatında,
emin olun bunun cevabı bende yok. Şimdi sen dış görünüş dediğin için özellikle dış görünüşten bahsedeceğim. Göz altımı kabartmak amacıyla L'Oreal Infallible kullanıyorum. Hepsini L'Oreal kullandım gene. Maybelline ve L'Oreal. Tepki almam inşallah. Korkuyorum da bir yandan ama açıklamamı yaptım. Neyse. Dış görünüşe çok fazla kafayı takmak biraz lame bir olay. Yani bunu nasıl söyleyebilirim? Yani bunu nasıl anlatabilirim? Yani benim için dış görünüşe çok önem veren, dış görünüşe kafayı bozan insanlar bilmiyorum. Yani bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Çünkü bir insanı bir insan yapan o kadar çok özellik, o kadar çok önemli şey var ki ve sen kafayı görünüşe takmakla harcıyorsun. Yani bana görünüşüyle kafayı bozanlar şey gibi geliyor. Çok sağlıklı gelmiyor diyeyim. Yani dış görünüş o kadar da tamam önemli tabii ki. Herkes güzel görünmek ister ama kafayı takmak, moralini bozmak, dış görünüşüyle bu kadar kafayı bozmak. Abi keşke burama mesela şuraya. Ya bu takıntılı bir insanın yapacağı şeyler ve bence bunu öyle düşünmek ki başka hiçbir konuda başarılı olamayacağına inanan insanların yaptığı bir takıntı gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ünlüler varsa, mankenler varsa. Hani bana da öyle geliyor. Sanki başaracak hiçbir şeyim yok. O yüzden ben çok güzel olmalıyım. Görünüşümle kafayı bozdum çünkü başarabileceğim başka hiçbir şey yok falan. Bu gibi geliyor. Yani hayatta o kadar başarabileceğiz, o kadar kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz konu olmalı ki dış görünüş bence ilk sıralarda olmamalı sizin için. Ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Kendinizi mesela şey bir konuda eksik görmeniz daha mantıklı. Mesela atıyorum şu anda ben üniversite sınavına hazırlanıyorum ve matematik konusunda çok kötüyüm ve buna kafayı çok taktım. Emin olun bu bana daha mantıklı geliyor dış görünüşe takmaktansa. En basiti benim kafam hiç geometriye basmıyordu arkadaşlar. Ne yapabilirim? Basmıyordu ve ben bunu eksiklik olarak görüyordum. Hala bir eksikliğim ama onun yerini başka bir şeyle kapattım. Aslında getirmeye çalıştığım noktada bu olacak. Eksik olduğunuz şeyleri eksik olmadığınız konularla kapatabilirsiniz ve emin olun bu hayatta herkesin çok iyi yaptığı bir iş vardır. Şu an henüz bulamamış olabilirsiniz. Neyde iyi olduğunuzu bulacaksınız. Bence çoğunuz biliyor ama üstüne bile gitmiyor olabilir. Yani hepinizin küçüklüğünden beri ilgilendiği, ya bu konuya ben biraz yatkınım dediği, belki üstüne gitmediği bir sürü konu vardır. Yani kendinizi keşfetmeniz gerekiyor bu noktada. Bunu da nasıl yaparsınız onu da çok bilmiyorum. Mesela ben dediğim gibi yazma ya da video çekme, editleme işini küçüklüğümden beri hep ilgim vardı ve hep bunun farkındaydım. Ya bence mutlaka hepinizin farkında olduğu bir olay var. İyi olduğunuz bir konuyu bulun. Emin olun bir konuda iyisiniz. Yani hepiniz bir şeyde iyisiniz. Yemin ederim ki bu hani hepiniz çok güzelsiniz. Arkasınız değil. Hepinizin bir konuda iyi olduğunu ve başarılı olduğunu bilmesini istiyorum. O şeyi bulun ve siz eksik olmadığınız, iyi olduğunuz bir konuyu açığa çıkarttığınızda diğer eksik gördüğünüz konuları unutuyorsunuz. Olumsuz yanlarınıza değil kendinizin olumlu yanlarını çıkarmak zorundasınız. Yoksa hayatınız böyle geçmez. Olumlu olduğunuz, başarılı olduğunuz bir konu bulun, onun üzerine gidin. O konuda bir şeyler başarın. Daha sonra eksik olduğunuz şeyler aklınıza bile gelmeyecek. Şimdi göze geçiyorum. Pembe yapacağım demiştim. Onun için tabii ki Too Faced'in bu Chocolate Bonbons paletini kullanacağım. Burada bayağı tatlı pembe var çünkü. Ay bakalım ama şey gibi çingene gibi donmak istemiyorum. Anladınız değil mi? O arayı da o kadar bulamam ki bu arada hani. Kesin yapamayacağım. Çok kötü bir makyaj olacak. Çok hafif. Hafif yapsam. En güzel yıllarımızın mahvolması. Bu konuda konuşulmam istenmiş. Bir söyleyeceğim yine. Şu an ben 25 yaşındayım ve kendi kendime diyorum ki en güzel yıllarımdı ve mahvoluyor. Niye en güzel yıllarım olduğunu düşünüyorum ben mesela şu an kendi bakış açımdan. Şu anda işte kendi paramı kazanıyorum atıyorum. Boş vaktim de oluyor bir nebze. Okul okumak yerine. Hayatımı yaşıyor olabilirdim. Ben şu an istediğim yere gidiyor olabilirdim. İstediğim şey yapıyor olabilirdim ve evde tıkılı kaldım ve hayatımın en güzel yıllarını kaçırıyorum. Mesela ben 25 yaşında böyle düşünüyorum. 18 yaşındaki biri diyor ki ya da atıyorum 16 olsun. En gençliğimin en güzel yılları şu an arkadaşlarımla dışarı gidiyor olabilirdim. Böyle böyle yapıyor olabilirdim. Şu an gençliğimin zirvesine vurmalıydım. Çılgınca şeyler yapmalıydım. Hayatımın en güzel yılları gitti diyor. 30'lu yaşlarındaki birine geçiyorum. O da düşünüyor ki şu anda çok olgunum. İstediğim yine her şeyi yapabilirim. Mantıklı düşünüyorum, mantıklı kararlar veriyorum. Hayatımın en güzel yılları gidiyor. İleride işte bu kadar rahat olamayacağım belki falan filan. Şu an işte param var, enerjim var, zamanım var belki. Yani her yaştan grup için şu anda hayatının en güzel yılları mahvoluyor. Her yaş kendisi için öyle düşünüyor. Yani ben mesela şu anda 25 benim en eğlenebileceğim, en rahat olabileceğim yıl gibi hissediyorum. Ama eğer bu pandemi olduğunda 18 yaşında olsaydım yine en güzel yıllarımın mahvolduğunu düşünecektim. Oysa ki hayatta her yılınız en güzel yılınız olacak. Emin olun ileride daha çok zamanımız var. Şu anda mahvolduğumuzun farkındayım. Tabii ki mahvolduk ama daha yaşayacağımız yıllar var. Ben bunu umutlu görüyorum. Böyle bir süreç, dünya böyle bir süreçten geçiyorsa yapacak hiçbir şeyimiz yok. Elimizden hiçbir şey gelmez. Sadece aşılanmayı bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle... Ben burada pembe görüyorum. Burada görüyor musunuz siz acaba? Peki ben bu riski alıp biraz daha pembe yapmalı mıyım gözüme? Yapacağım. Sezin'im hazır yeni evine taşınmışken evcil hayvan alacak mısın? Ya bunu bana birkaç kişi daha sordu. O yüzden buraya almak istedim. Şimdi ben hayatımda hiç evcil hayvan bakmadım. Hiç. Sıfır. Kuş dahil yani. Hiç
Hiçbir fikrim yok. Hiçbir deneyimim, hiçbir şeyim yok ve tek başımayım ve tek başıma yaşamayı bile zar zor yeni öğreniyorum yani. Şu an kendime bakamazken sıfırdan bir hayvan alıp beslemek benim için o kadar riskli bir şey ki ben öyle bir sorumluluk, öyle bir risk alamam. Şu an bir hayvanın vebaline girecek durumda değilim. Evli olsaydım ya da bir ev arkadaşım olsaydı onunla bu riske mutlaka girerdim. Yani ileride evlenirsem bir hayvan almayı mutlaka istiyorum ki sorumluluğumu bölüşebileceğim biri olsun. Şu anda bir kedi, bir köpek asla tek başıma bakamam. O kadar eminim. Bu riski de asla almam. Biriyle beraber yaşamaya başlarsam mutlaka yaparım ama istiyorum çünkü. Bunu da böyle cevaplamış olayım. Şimdi Size Up Sephora'nın bu maskarasını kullanacağım. Konuşamadım. Yine çok sevdiğim bir maskara. Biliyorsunuz ki bunu sürmekten nefret ediyorum. Hayatımda daha nefret ettiğim bir şey var mı bilmiyorum. Sanırım yok abi. Çok kaliteli bir insanım gerçekten. Hayatta en nefret ettiğim şey maskara sürmek. Ben size bu rezili, yani bu işkence yapmayacağım. Ben sürüp geleceğim. Deyip şey, takma kirpiklerle geliyor. Bu şaka da 100 kere yapıldı. Yeter artık. Komik değil yani. Evet. Kitapla alakalı aklına takılan bir nokta var mı? Yani keşke şöyle yapsaydım dediğiniz. Kitapla ilgili çok soru vardı. Bunları biraz daha sonlara doğru aldım. Onlardan konuşayım. Kitapla alakalı aklıma takılan, kitap çok beğenildi. Çok şükür. Çok fazla şeyim yok ama insanların aldığım yorumlara göre şeyi fark ettim. Bu arada gözaltımı şu anda sabitleyeceğim. Şu çizgileri yok etmek için. En sevdiğim Revlon kendi tip pudrayı kullanacağım. Transparan pudra. O kadar güzel kapatıyor ki. İzleyin ve görün sadece. Ya insanın anlamadığı belli başlı birkaç nokta var. Yani bana en çok sorulan, hatta okuyanların %90'ının sorduğu bir soru var. Bu kısmı anlamadık dediği. Yani o kısmı keşke daha açıklayıcı yazsaydım dediğim bir yer var. Onu da burada şimdi okumayanlar olduğunu düşünerekten söylemiyorum spoiler olmasın diye. Ama keşke daha açıklayıcı yazsaydım, keşke bundan biraz daha bahsetseydim dediğim bölümler var. Hatta söyleyeyim, çok da spoiler değil ya. Efe'nin gördüğü birkaç rüya var. O rüyalara anlam verememişsiniz ki çok normal karşılıyorum. Çünkü onun açıklamasını sıfır yapmışım kitapta. Söylememişim yani onun açıklamasını. Ha, onun dışında şey, hiç keşke böyle yapsaydım dediğim bir nokta yok ki. Açıklamak istediğim bir iki yer var. Şimdi Türkiye gündemindeki konularda kendi fikirlerini belirtir misin aşık denmiş. Eğitim, vaka sayıları, aşı ve benzeri. Senin saydıkların üzerinden gideyim. Bu arada kaşımı doldurmayacağım. Yani L'Oreal'in Skinny Definer Brow Artist ucuyla tarayacağım sadece. Eğitim, Türkiye eğitim sisteminden bahsetmeme gerek yok herhalde. Yani o kadar çok zaten her sene değişiyor ki tam oturttuğumuz, böyle herkesin okey diyebileceği bir eğitim sistemine sahip olmamız benim için şu anda bir hayal ama çok da bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hiç yeri ve sırası değil, emin olun. Vaka sayıları ve aşıdan vesaire bahsedebilirim. Vaka şu an uçtu gitti ve ben hakikaten koronadan çok korkuyorum. Yani benim yaşıtlarım birazcık daha okeyler. Bir ara ben de birazcık saldım ama hakikaten ben bu hastalığı yakalamak istemiyorum yani. Hiçbir şekilde. Bu arada City Bronzer kullanacağım. Şimdi bizim güya en başlarda Aralık ayında falan söylendiğinde Haziran sonuna kadar falan %65'imizin aşı olması planlanıyordu. Ve hani bir ülkede okey olmamız için %65 aşı olmamız gerekiyor. %65'i tüm ülke genelinin. %100 olmasa bile %65'te iyi bir durumda olacağız. O yüzden %65 çok önemli bir rakam. Ve Haziran sonu deniyordu. Şu an %9 aşılanmış durumdayız toplam ülke. Çok yavaş ilerliyor ama elimizde aşı yok. Yani aşı yok. Elimizde aşı olsa günde 1 milyon aşı olacak kapasitemiz olduğu söylenmişti ki çok çabuk aşılanır insanlar. En başlarda elimizde aşı geldiğinde çok hızlı aşılanmıştık. Şu an çok yavaş ilerliyor çünkü elimizde aşı yok. Ya aşı gelmesi lazım arkadaşlar. Şu anda en büyük problemimiz, yani bu olayı çözmek istiyorsak artık aşıya sahip olmak zorundayız. Aşının gelmesi lazım. Ben hani korona bitsin artık geçsinden ziyade gerçekçiliğe birazcık daha odaklanıp yani aşının gelmesi için uğraşmak istiyorum. Şu an en büyük hedefim korona gelsin eski düzenimize dönelim değil, aşılanalım. Yani tek istediğim bu. Aşının %100 korumadığını biliyoruz ama çok daha rahat ve daha az semptomlu geçiriyor insana ki bu da bizim için çok daha iyi. Ama şunu söyleyeyim, yani en az zaten bir senemiz var, o çok belli. Yani 2022'de de bu devam edeceği çok açık ve net. Yani en iyi ihtimalle bir 2-3 senemiz daha var. Yani bunu bir de burada kötü, ya çok fazla kötü olarak anlatmak istemiyorum. Zaten herkes morali bozuk. Bir de gelip abi asla bitmeyecek falan demek istemiyorum. Şu anda bizim takip etmemiz gereken tek şey aşıların gelmesi. Yani elimizde aşı olursa emin olun çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. O konu, ondan çok eminim. Yani aşıyı ben bulduğumda içecektim ya. Yani bulduğum yerde aşı içecektim. Ben hatırlıyorsanız deneylere bile katılmayı düşündüm. Yeter ki aşı olayım diye. Şimdi yanaklarımı kısaltacağım demiştim. O yüzden bu Maybelline'in Cheeky It'ini kullanacağım. Kremsi bir yapıda. Tatlı bir kırmızılık veriyor. I love it. Şöyle hafif. Bunu çok az almak gerek bu arada ya. Ve ben onu hiç ayarlayamıyorum.
Böyle şey, bunu sürdüğünüzde güneşte yanmışsınız gibi oluyor. O yüzden yaza doğru, baharda falan bu tarz makyajları ben çok seviyorum. Hem kendimde hem herkeste. Kesin o kadar alakasız sürdüm ki şu an. Hani biri şurada, biri burada falan. Azıcık burnumun ucuna süreceğim. Bir de biraz daha yukarı çıkarayım. Tam kapanmaya geri döndük. Evde yapılabilecek aktivitelerden bahsedebilirsin. Ay ben de size bu soruyu soracaktım. Aklına gelen varsa bir platform oluşturalım. Aşağıda ne yapabiliriz onu tartışalım. Ben ilk karantinada kendim Sims'e vermiştim. Aşırı Sims oynuyordum. Hiç oynamayan varsa bilgisayarına indirebilir. EA'nın kendi uygulamasından Sims'i indirebilirsiniz. Yani satın almanız lazım ama inanın bana karantinayı geçirmek için değer. Ya da ben artık ama sıkıldım Sims'ten. Yani ne yapabilirim bilmiyorum. Film listesi hazırlayıp onu bitirmeye oynamayı düşünüyorum. Siz de isterseniz yeni film listesi oluşturup sizle de paylaşabilirim. Hani siz de bunu bir işte challenge gibi düşünüp her gün bir film yapabiliriz, öyle bir şey. O zaman Instagram'dan takip edin, olmadı oradan yayınlarım. Sonra hatta bir de film önerisi videosu tekrar çekerim. Önce izlemem lazım ama. Ne yapılır bilmiyorum yani. Ya puzzle mazzle yapın demek istemiyorum ama. Aklıma sadece film izlemek geliyor. Ya da Sims oynamak. Ay yok. Nereye highlighter sürerseniz oranız o kadar büyük duruyormuş. Bana bunu neden kimse söylemedi? Ben burnumun ucuna sürüp duruyordum. Artık burnumun ucuna sürmeyeceğim. Yanlışlıkla sürdüm az önce. Elim gitti ama. Karantinada aklıma başka bir şey gelmiyor. Siz de aşağıya bir şeyler yazın. Böyle paylaşalım birbirimizle. Kitabının bu kadar seveceğini düşünmüş müydün sorusu gelmiş. Seveceğinizi biliyordum takipçilerimin ama bu kadar büyük bir başarı beklemiyordum. İşte insanın kendi şeyine başarı demesi de biraz cringe. Ama başarı yani. Çok satanlara girdi kitap. Yani ben bunu hiç beklemiyordum. Ben ay gidiyordum. Düşseydim çok iyi olur. Benim bir tane falcım var. Hatta benle başlayıp tüm bildiğiniz büyük YouTuber'lara, influencer'lara ve hatta sanat camiasına, sosyeteye yayılan bir falcım var. Benden çıkıp çok iyi bakıyor bu arada. Kendisiyle bu konuyu konuşmuştum. Birçok dediği şey de çıkmıştır normalde ama kendisi bana demişti ki hani kitap başarılı olacak ama böyle çok satanlar falan bekleme, o kadar da değil, kendini çok yükseltme demişti. Ona rağmen çok satana girdi. Yani benim aklımda hiç yoktu. Özellikle o falcım onu dedikten sonra artık hiç umudum kalmamıştı ama girdi ve çok ama çok mutluyum. Yani bu seviyeye geleceğimizi düşünmüyordum. Yani 4. baskı gelmez diyordum. Hatta ilk gün bak, kitabın çıkmadan önceki gün anneme dedim ki ya kimse alması ya sadece 30 kişi alırsa falan, çok korkuyordum. Şu an 4. baskıda. Ki biz yayın eviyle şey diye konuşuyorduk, hani ilk 1. hafta ilk baskıyı bitirirsek bizim için bir başarıdır falan diyorduk. Ben de ay inşallah biraz zor ama falan diyordum. İlk gün 2. baskıya girdik. Şu an 25 günde falan 4. baskıya girdik. Yani o kadar beklemiyordum, düşünün yani. Çok teşekkür ederim. Satması dışı okuyanların beğenmesi benim için açıkçası bir tık daha önemli. Çünkü isterse 100 milyon satsın ama kimse beğenmesin, hiçbir anlamı yok. Kitap okuyan herkes çok beğendi. Takipçim olanlar da olmayanlar da. Bu benim için çok daha önemli bir şey. Dedim ki gerçekten herhalde bir şeyleri doğru yapabiliyorum ki insanlar beğendi. Yani kurguyu beğenmeniz çok önemliydi benim için ve gerçekten de beğendiniz. Hiç kötü yorum görmedim. Şakasız. Sıfır kötü. Yani kitabı okuyup da sizin beklentimi karşılamadı. Bence herkes çok abartmış. Bir tane bile görmedim o yorumu. O yüzden çok mutluyum ve çok sevinçliyim. Filmden şu an belli olmasa da. Neden YouTube... Bu arada artık şeyimi süreceğim. Misha'nın Juicy and Pink... Pang şeyini sürüyorum. Ya bu çok farklı yapıda bir ruj. Şeftali gibi. Tadı ve kokusu o kadar güzel. Ben bunu yiyorum sürekli maalesef. Bunu büyük dudaklar sırası akar güzeller ki. Neden YouTube camiasıyla arkadaş değilsin? Onlar gibi birbirlerine konuk olmadığını yak. Bence bunun cevabı çok açık sanıyordum. Bu soruyu görünce ben şaşırdım. Ben Ankara'da yaşıyorum dostlar, yani istesem de birine konuk gidemiyorum. Şu an ben tanıdığınız, bu arada herkesle arkadaşım. Herkesi tanıyorum. Herkesle bir araya gelmişliğim var. Ya tanıdığınız her YouTuber'ı tanıyorum. Ama İstanbul'da olmayınca tabii ki çok yakın olamıyorsun. Beraber video çekme durumun olmuyor. Samimi çok olamıyorsun. Yani sorudan soruya konuşuyorsun ya da bir yerde denk gelirsen konuşuyorsun. Ama öyle çok samimi olma durumun olmuyor Ankara'dayken. O yüzden beni çok böyle bir yerde konuk görmüyorsunuz ya da birileriyle görmüyorsunuz. Sadece Ankara'da olmam dolayısıyla yani. İstanbul'da olsam şey, herkes benden nefret eder. Şimdi bunun üstüne ben bir de parlatıcı süreceğim. Tam yaz havası. Bunu yazarken nereden ilham aldım? Bunu röportajımda... Röportaj verdim de. Dönmüştüm. Filmlerden çok ilham alıyorum ben kurgu açısından. Çok mindfuck film izliyorum ya, biliyorsunuz. Onlardan çok ilham aldım. Bu arada bu Oh My Gloss. Çok iyi bir gloss. Hakikaten gördüğüm en iyi glosslardan biri. Kitapta kullandığım, çokça yer verdiğim Vanilla Sky filmi ve I Origins. Bu filmlerden etkilendim ve aklıma da o şekilde geldi. Ya yani ilham veren şeyler bunlar. Bir de daha çok aslında müzikler. Bu filmlerden çok müzikler. Ben hep müzikle yazıyordum. Müzikler bana ilhamı veriyor. Yani o müzik nasıl bir sahnede canlanır, kafamda o canlanıyor benim. Hep o müziği dinlerken nasıl bir film sahnesi aklımdan geçiyorsa onu direkt yazıyordum. Yani sürekli film
senaryosu gibi düşünüyordum kafamda. En çok bana sanırım ilham verenler şarkılar oldu filmlerden çok. Çok şarkı var. Hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. Daha çok sözsüz ama hani film soundtrack'i gibi hissettirsin bana diye özellikle tabii sözsüz dinliyordum. Mesela konuyla alakasız bir sahne geliyor aklıma. Bir kızla bir erkeğin sahnesi geliyor bir müzik dinlerken. Ama oysaki kitapta öyle biri yok falan mesela. Bir şekilde senaryoyu aklımdaki şeye uyarlayarak yazıyordum. Siz de eğer yazıyorsanız ya da bu tarz bir şeyle ilginiz varsa müzikle yapmanızı tavsiye ederim. Bence çok işe yarıyor. Son iki sorum kaldı. Makyajım bitti ama onları cevaplayacağım. Kitap yazma sürecinden bahseder misin? Ondan da kısaca bahsedeyim. Kitap yazacağım kesinleştikten sonra tabii ki tema bulman gerekiyor. Yani bu tema hakkında bir şey yazacağım vesaire. O temayı da buldum. Kitabın sonunda anladığınız konu şu an yine spoiler olmaması için vermiyorum. Bu konuda ben dedim bir şey yazmak istiyorum. Ve oturdum bir harita çıkardım. Giriş, gelişme, sonuç olmak üzere. Yani aslında en başta giriş belliydi. Bu şekilde başlayacak hikaye ve bu şekilde bitecek. Başı ve sonu belli. Bence asıl zor olan ortası. Gelişme kısmını doldurabilmek. Çünkü gelişmede birkaç ana madde yazıyorum. Mesela bu bu olacak, bu bu olacak, bu bu olacak. Ama atıyorum 3 tane main ana olay olacak gelişmede. Ama o 3 ana olay arasındaki yerleri doldurmak o kadar zor ki hani bu olaydan ikinci olaya geçerken orada bir şeyler yazmak zorundasın. Doldurmak zorundasın senaryoyu. O bence inanılmaz zor bir şey. Ben oralarda zorlandım açıkçası. Ama böyle aklımda oturup da böyle ne yapacağım diye düşünmemek için hep harita çıkararak yazdım. Yani burada bu olacak, bundan sonra bu olacak falan düşüne düşüne doldurdum ve o şekilde ilerledim. Ama takıldığım, durduğum çok yer oldu. Yani buradan sonra artık bunlar ne yapacak dediğim çok yer oldu. O konularda da İlay falan çok yardım etti bana. İlay'ın fikirleri var kitapta ya da eski erkek arkadaşımla konuşurken yazıyordum ben hep kitabı. Ondan çok fikir almışlığım var. Yani etrafımdaki insanlardan yardım alarak araları doldurdum diyebilirim. Onun dışında işte dediğim gibi bir harita çıkararak yazmak çok daha mantıklı ve kolay diye düşünüyorum. Ve son soru. Benim yapacak başka bir şeyim yok değil mi? Eminiz bu arada. Çok mu soru cevap oldu bu video? Neyse her videoda anlatırım. Daima pozitif kalmak. Biliyorum içinde sen de çok değilsin ama çok pozitif görünüyorsun. Arkadaşlar pozitif görünmek benim işim. Bu yorum bir tek bana gelmiyor bu arada biliyorum. Diğer tüm benim yaptığım iş yapan herkese geliyor nasıl bu kadar pozitifsiniz diye. Ya bu insanları kötü etkiliyorsa bunu yapmamalıyız bence. Yani bunu ben birazcık düşünmeye başladım bu konuyu. Çünkü biz pozitif görmeyi şey diye istiyoruz. Karşımızdakinin moralini bozmaya gerek yok. Hani zaten insan birazcık eğlenmek, güzel vakit geçirmek için bizleri izliyor. Bir de onlara niye bad vibes yani kötü duygular verelim ki pozitif gözükelim ki onların da günü iyi geçsin gibi düşünüyoruz. Ama eğer bu sizde şey duygusu uyandırıyorsa hani bir tek bizim mi moralimiz bozuk? Bir tek bizim mi hayatımız kötü? Hani biz dışında herkes çok mutlu görünüyor gibi bir düşünceye giriyorsanız ben bunu değiştirmek için elimden geleni yaparım yani. Hani bu sektörü tek başıma değiştirecek değilim ama en azından kendimde bir değişikliğe yol açarım. Çünkü ben gerçekten pozitif biri değilim. Ya yani hakikaten değilim. Ben burada sadece zaten insana iyi vakit geçirmek istiyorum. Niye bir de morali bozuk çıkayım karşılarına ya da negatif şeylerden bahsedeyim diye düşünüyorum. Ama böyle yaparak sizi yalnız hissettiriyorsak ya da herkes pozitif ama bizim hayatımız çok kötü gibi bir hissiyata kapılıyorsanız bunu kesinlikle değiştiririm. Yemin ederim ki yaparım bunu. Kötü şeylerden de bahsederim, negatif şeylerden de bahsederim. Zaten yaptığım videolarda var bu arada, yok değil. Ama ben size hep iyi gözükmeye çalışıyorum. Yani kimse sürekli negatif birini takip etmez. Yani şu an bu olduğum karakter olmasa bu kadar kişi beni takip etmez. Yani pozitif görünmesem. Yani mesela hatta Deniz'le konuşuyorduk iki gün önce falan. Bir tane YouTuber'dan konuşuyorduk. O YouTuber'ı çok seviyor Deniz. Şey dedi yani videolarında dedi çok pozitif duruyor ama dedi bir arkadaşıyla bir videosunu izledim. Orada çok durgun, soğuk duruyor. Hani yakından nasıl biri falan diye bana sormuş. Dedim ki ya ben de öyleyim dedim. Ben videolarımdaki gibi miyim sence dedim. Hayır dedi mesela. Yani buradaki kadar pozitif, eğlenceli, coşkulu biri asla değilim. Burada dediğim gibi size kötü enerji vermemek için yer alıyorum. Yani hakikaten sürekli negatif olsam emin olun kimse izlemez. Yani insana iyi hisler almak için izliyor bizleri. Ama dediğim gibi bu farklı bir durumdaysa bunu değiştiririm ben ve asla böyle yapmam bir daha. Ama o zaman da emin olun sıkılırsınız beni o halde görmekten. O yüzden dediğim gibi her insanın iniş çıkışı vardır. Bu YouTuber da olur, CEO da olur, öğrenci de olur. Hepimiz insanız arkadaşlar, insan yani. Emin olun Sabancı ailesinin bile full pozitif olduğunu asla düşünmüyorum yani. Öyle değillerdir. Ve bence daima pozitif kalmak gibi bir hedefiniz olmasın yani. Bu saçma sapan bir şey. Kim daima pozitif kalmak ister ki? Bu da gerçekçi bir olay değil yani. İşimizin çıkışımızın olmasını normalize edelim. Bu normal bir durum. Hepimiz öyleyiz. Yansıtmak farklı, yansımamak farklı. O yüzden hani herkes mutlu da siz değil misiniz gibi düşünmeyin. Hepimiz öyleyiz. Bunu herkes söylüyor ama gerçek bu yani. Hepimiz öyleyiz. Evet canlarım, umarım ki keyif almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki video vlog olacak. Vlogda sanırım tek başıma yemek yapmaya kalkacağım. Öyle planlarım var. Becerebilirsem ya da o riski alabilirsem.
O videoda görüşürüz cumartesi günü. Artık söylediğim gibi çarşamba ve cumartesi buradayım kardeşim. Beklerim sizi de. Şunu da çıkarayım. Makyajımda kullandığım tüm ürünler aşağıdaki linkte var. Alıp almamak size bağlı. Herhangi bir yorumda bulunmuyorum bu konuda, biliyorsunuz zaten. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.